Mazi kalbimde bir yaradır. Neyse. Bu video ilk çektiğim ve en çok izlenen videolarımdan biriydi. Yıl 2020 idi. Ancak zaman geçti, yönetmelikler güncellendi, izleyici profil de değişti. Artık herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmam gerektiğini fark ettim. Bugün sizlere ısıl işlem görmüş sucuk ve fermente sucuğun farklarından bahsedeceğim. Hazırsanız ve abone olduysanız başlayalım. Sucuk, sığır, hindi, koyun gibi hayvanların etlerinin kıyma haline getirilip çeşitli baharat ve sarımsaklarla harmanlanarak kılıflar içerisine doldurulduğu bir et ürünü. Sadece Almanya'da 350 farklı sucuk türü bulunuyor. Ülkemizde de coğrafi işaret alarak tescillenmiş Kayseri, Afyon ve Tokat bez sucuğu gibi çeşitler var. Böyle bir çeşitliliğin sebebi baharat, et ve yapımının farklılık göstermesinden kaynaklanıyor. Üretim yöntemine göre ise ısıl işlem görmüş sucuk ve fermente sucuk olarak marketlerde, kasaplarda karşımıza çıkıyor. Peki bunların farkı ne? Önce Türk sucuğu yani fermente sucukla başlayalım. Türk sucuğu diyorum çünkü sucuk kelimesi ilk defa 1072 yılında Kaşgarlı Mahmut'un kaleme aldığı Divan-ı Lügat-ı Türk'te koyun bağırsaklarına doldurulmuş et ve baharat karışımı olarak tanımlanıyor. Fermente sucukta karışım hazırlandıktan sonra fermantasyon ve olgunlaştırma aşamaları gerçekleştiriliyor. Bu arada karışım hazırlanırken etlerin taze olması şart. Uzun süre bekleyen etler mikroorganizma gelişeceği için fermantasyonda sorun yaratabilir. Aynı şekilde yumuşamış ve uzun süre bekleyen katı yağlarda sucuğun rengini ve tadını olumsuz etkileyebilir. Bunlar dışında fermantasyonu gerçekleştirecek mikroorganizma yani starter kültür, tuz, şeker, baharatlar, sarımsak, nitrit ve nitrat, antioksidan olarak askorbik asit ve çeşitli katkı maddeleri sucuğa homojen bir şekilde ekleniyor. Tuz aslında tat vermesinden ziyade sucuğun sertleşmesi ve antimikrobiyal özellik göstermesi için kullanılıyor. Şeker ise fermantasyonun ham maddesi olup starter kültür şekeri kullanarak asit üretiyor ve sucuğun tadı oluşuyor. Sarımsak hem tat vermesi hem de antimikrobiyal özelliği için ekleniyor. Hatta yazın üretilen sucuklarda sarımsak oranı daha fazla. Baharatlar da benzer şekilde. Askorbik asit ise antioksidan özelliği için ilave ediliyor. Ve eklenmesi çokça tartışılan herhangi bir alternatifi bulunmayan nitrit ve nitrat tuzları, ürettiği toksinin 1 gramının 1 milyon kişiyi öldürme gücü bulunan Clostridium botulinum bakterisinin gelişimini engellemek, pembemsi kırmızı rengi sağlamak amacıyla sucuklara konuluyor. Karışım hazırlandıktan sonra dolum makinesi yardımıyla kılıflara dolduruluyor ve hava almayacak şekilde kapatılıyor ve fermantasyona bırakılıyor. Fermantasyon ve olgunlaştırma aşamaları yaklaşık 2-3 hafta sürüyor. Bu sürede kendi has özellikler oluşuyor ve nem oranı mikroorganizma gelişiminin yavaşladığı seviyeye geldiğinde bu işlemler tamamlanıyor. Nüfusu düşündüğümüzde bu kadar talebi karşılaması bu kadar uzun üretim sürecinde zor gözüküyor. Bu yüzden de ısıl işlem görmüş sucuğa göre daha pahalı. Yani ısıl işlem görmüş sucuk süreden dolayı daha ucuz. Karıştırma aşaması aynı, içindekiler aynı. Sadece uzun bir fermantasyon yerine ısı ve nem ile 2-3 gün içerisinde olgunlaşma işlemi gerçekleştiriliyor. Füre daha az, ısı verildiği için istenmeyen mikroorganizmaların gelişme ihtimali de minimuma iniyor. Kısacası sosyal medyada çokça gördüğüm fermente sucuk yararlı, ısıl işlem görmüş sucuk zararlı diye bir şey yok. Tek fark yöntem ve süresi. Fermente sucuk daha lezzetli olabilir. Gıda güvenliği bakımından da ısıl işlem görmüş sucuk bir tık önde. Sucuklu yumurta kıranınız bol olsun. Aklınıza mukayyet olun. Sevgiyle kalın.